Ulusal Kanal'da nasıl yani programımızdan merhaba değerli izleyicilerimiz. Ben de bu dakikaları büyük bir heyecanla bekledim. Çünkü gencecik bir kadın görüntü yönetmeni, gencecik bir belgesel yönetmeni, başarılı bir genç kadınımızı ağırlıyorum. Hemen adını sizlerle paylaşacağım. Sevgili Burcu Camcıoğlu, hoş geldiniz. Merhabalar. Antarktika'dan ne zaman döndünüz? 8 Mart. Pandeminin tam başladığı. Bizde 11'inde başladı. Siz evet. Antarktika'da keşke kalsaydınız, baksanıza bütün dünyaya yayıldı. Yani oranın kimsesi yok, sahibi yok, milleti yok, bayrağı yok, uyruk yok. Değil mi? Hiçbir şey yok. Saat dilimi yok. Evet. Şöyle bizim oradayken iletişimlerimiz çok kısıtlı tabii ki. Uydu telefonuyla sadece haberleşebiliyoruz. Ve sürekli sahaya çıkıp arazide olduğumuz için de yine telefonla görüşmelerimiz, uydu telefonuyla görüşmelerimiz de kısıtlı. Böyle ailemizle işte 2 dakika, 5 dakika gibi sürelerle haberleştik. Ama morallerimiz bozulmasın diye muhtemelen oradayken söylenmemiş bize. Nerelerde yatıp kalktınız peki? Gemide yaşamınızı geçiriyorsunuz. Gemideydiniz. Evet, bir ay boyunca. Ortak kameralar var, arkadaşlarınızla paylaştığınız. Aslında güzel bir hayat. Değişik. Evet. Değişik, peki. şimdi söyleşimize başlayacağız fakat bu... muazzam bir belgesel. Hem Cumhurbaşkanlığı'nın katkıları, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen bir bilim adamlarının gittiği, bilim insanları diyorlar ama hala dilim orada, bilim insanlarının gittiği, büyük araştırmalar yaptığı ki bildiğim kadarıyla 2017'den bu yana gidiliyor. Bu son buluşmaya sizler de katıldınız, evet. Uzun bir süre oradaydınız ve gezegenin kara kutusu Antarktika belgeseli doğdu. Doğrudur. Tanıtımı var bana gönderdiğiniz, onu paylaşabiliyoruz değil mi? Bir sakıncası tabii yok. Tabii ki. Özel televizyonlar içinde ilk kez ulusal kanalda konuşuyoruz. Devlet televizyonu TRT'de, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda geçtiğimiz pazar günü yayımlandı. Gezegenin Kara Kutusu Antarktika belgeseli. İlk kez özel televizyonlar içinde ulusal kanalda konuşuyoruz. Sayın Emine Erdoğan'ın da çok büyük bir katkısı, desteği vardı evet. Size. Fotoğrafları da özel izinle ulusal kanal ekranlarında sizlerle paylaşacağız. O tanıtımı izleyelim. Ardından gezegenin kara kutusunda bakalım neler var, birlikte görelim. Yeryüzünün en büyük buz çölü. Gezegenin en soğuk, en rüzgarlı, en kurak kıtası. Burası dünyanın en uç, en izole noktası. Resmi bir saat dilimi yok. Sahibi, bayrağı, başkenti yok. Yerli halkı dahi yok. Bilim ve barış kıtasında doğa gerçek bir karantinada. Beyaz kıta Antarktika, gezegenin kara kutusu. Dünyanın geçmişi, bugünü ve yarını bu doğal laboratuvarda saklı. Nerede, nasıl yaşıyor olursanız olun, geleceğiniz donmuş kıtada buzlara yazılı. İşte bu nedenle Türk bilim insanları dünyayı anlamak için bildikleri dünyadan çok uzakta bir ay boyunca 15 farklı projeyi hayata geçiriyor. Cumhurbaşkanlığı himayesiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca düzenlenen seferde kara kutunun buza kazınmış şifreleri Türk bilim insanlarınca çözülüyor. Görüntüler muhteşem sevgili Camcıoğlu, Burcu Camcıoğlu. Tabii Burcu Camcıoğlu, görüntü yönetmeni. Hem Almanya'da hem Prag'da okudunuz. Doğru. Seyircilerimiz azıcık da olsa sizi tanısınlar.
Ardından bu muhteşem serüveni konuşmaya devam edelim. Tabii ki. Aslında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde bir eğitim hayatım vardı. Evet. Televizyon haberciliği ve programcılığı üzerine. Sonra kendim sektörde çalışmaya başladım reklamda. Ve böyle ışığa, kameralara, kablolara, teknik olan her şeye çok fazla ilgim olduğunu fark ettim. Ve görüntü yönetmeni olmak istediğime karar verdim. Aslında okurken çalıştığım için bir taraftan da meslek seçimimi çok doğru yönlendirebildim kendimce. Öyle olunca da sinematografi eğitimi almak istedim. Ve bunun için de Almanlara çok güvenirim ve çok severim her zaman. Özellikle teknik konularda. Bu sebeple de önce bir Berlin'de sinematografi eğitimi aldım. Ardından evet. Yine Prag'da Çek sinemasında dijital, yani günümüze uygun dijital sinematografi evet. ağırlıklı bir eğitim aldım. Sonrasında da Türkiye'de çalışmaya başladım bir belgesel kanalında ve belgeselci oldum. Bir anda. Tüm bunların sonunda, evet. Kaç belgesel geçti o beyninizden, parmaklarınızdan? Görüntü yönetmeni olarak herhalde 40'tan fazla belgesele görüntü yönetmenliği yaptım. Ama bizzat yani son yıllarda biraz hikaye anlatmanın keyfine vardım diyebilirim. Bu sebeple de yönetmenliğe başladım. Ne güzel. Evet, kendimin bizzat yönettiği 3 belgeselim var yönetmen olarak, görüntü yönetmeni olarak. Sayalım mı isimlerini? Değil. Kuzey Kutbu galiba. Evet, Kuzey Kutbu'nda görüntü yönetmenliği yapıyorum. Evet. Geçen sene Çin Kültür Bakanlığı çağırdı, davet etti. Aa. Evet, orada bir panda belgeseli çektim. Biz ulusal ailesi olarak, aydınlıkçılar olarak Çin'i çok seviyoruz ve o belgeselinizi de konuşalım. Tabii ki. Panda belgeselini. Evet, bir panda belgeseli. Çin Kültür Bakanlığı'na davet miyiz burada? Etti. Tabii ki yayınlayabiliriz. Aa, ne güzel, canlı yayında söz aldım. Harika. Tamam. Şöyle, o da 2 ödülle layık görüldü Çin'de. Öyle mi? Çin'den ödül aldınız. Çünkü pandalar çok hassas konuları Çinlilerin. Evet. Ben de pandaları daha farklı bir boyutta anlattım. Yani her zaman işte şöyle yaşarlar, bu şekilde doğada bulunurlar gibi değil, daha derinlikli bir şekilde anlatmaya çalıştım. Öyle olunca da çok hoşlarına gitti. Sevdiniz mi onları? Hayır, dokunamıyorsunuz. Neden? Çok acıklı ama gün sonunda yani saldırganlar, çok sevimli görünmelerinin yanı öyle sıra. Mi? Evet. Çok sevimliler halbuki. Evet, büyük pençeleri var, sadece bebekleri sevebiliyorsunuz. Ben gittiğim dönemde de bebekler maalesef daha sevilebilir kıvama gelmemişlerdi. O yüzden maalesef dokunamadım. Çok üzgünüm güzeller. Konuyla ilgili. Özel çizilmiş ve üretilmiş gibiler değil mi pandalar? Evet. Peki, Çin'de pandaları çektiniz. Sonra gezegenin kara kutusu Antarktika çok büyük yankı uyandırdı şu anda. Evet. TRT Belgesel'de ve TRT1'de yayınlandı. Ve ilk kez Türkiye'nin özel kanalı ve en güvenilir kanalı Ulusal Kanal'da konuşuyoruz. Ve tekrar onu da belirtmek istiyorum. Bütün izinlerimizi alarak... Çok saygılar sunuyoruz hem Cumhurbaşkanlığına hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bu izni verdikleri için. Çünkü onların artık onların malı diyelim bu belgesel. Onların vizyonlarıyla evet bu evet. belgesel ama, ortaya çıktı. Ama bu çok önemli bir şey. Çok uzakları, gidemeyeceğimiz yerleri, bakalım orada neler var, onları bize getirdiniz. Size nasıl geldi bu belgesel? Benim bir, nasıl oldu belgeselle buluşmanız? Tabii ki. Benim bir Kuzey Kutbu tecrübem var. Daha önce Kuzey Kutbu'nda bir belgeselle görüntü yönetmenliği yaptım. Yani az çok o koşulları, nasıl yapıldığını vesaire bilgi sahibiydim. Ama tabii Antarktika çok bambaşka bir dünya. Hiç yani kuzeyle kıyaslanamaz bile. Çok çok zor bir coğrafya. Sayın Bakanımızın vizyonuyla aslında bana ulaştılar. Çok beğenmişler orada çektiğimiz belgeseli ve biz de böyle bir hikaye yapalım, bir Antarktika hikayesi yapalım dedik. Nasıl doğmuş peki? Neden Antarktika özellikle? Şöyle, Türkiye 2017'den beri çalışmalar yapıyor ve bir üs, evet. kalıcı bir üs kurmayı evet. planlıyor ve bu uğurda da çok ciddi gelişmeler var. Hı hı. Çok yakında inşallah her şey yolunda giderse bir üs kurulumu da gerçekleşecek. Şöyle, bilim insanlarımız her sene, 2017'den beri her sene oraya gidiyorlar ve çalışmalar yapıyorlar. Hem küresel iklim değişikliğine dur demek için, hem dünyanın son yıllarda geldiği boyutları sergilemek için, neler olacak. Çünkü
Şöyle, kutup bölgeleri arşivi dünyanın, yani gezegenin kara kutusu diyoruz ya, gerçekten öyle. Dünyanın neden arşivi olmuş geçmişi, peki? Geçmişi, bugünü, geleceği, yani nerede yaşıyor olursanız olun, gün sonunda kaderiniz aslında, biz bunu belgeselde de sık sık söylüyoruz, buza kazınmış hepimizin kaderi. Ve bu sebeple de bilim insanları orada çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Ve orada kalıcı bilim üstünün olması, bilim insanlarının kalıcı bir üste çalışıyor olması, bunlar çok önemli detaylar. Ve yaklaşık 3 senedir de zaten gidiliyordu ve çeşitli çekimler de yapılmıştı. Fakat bunu bir belgesel haline getirmek gerçekten büyük bir vizyon. Ben çok zaten ilk duyduğumda da çok onur duyarak gittim. En başta bir milli görev aslında bu. Oraya katılıyor olmanız, o sefere. Çünkü tarihe tanıklık ediyorsunuz. Şu ana kadar 3 sefer yapılmış. Biz 4.'ye gittik. Öyle mi? Antarktika evet evet, bu 4. 4. ulusal Antarktika seferi. Türkiye'den yapılan seferler. Türkiye'den tabii ki. Ve tarihe tanıklık ettiğiniz bir sefere gidiyorsunuz ve onu çekiyorsunuz. Ben hep şunu söylerim. Yıllar sonra ben Taya 4'ü çektim. Türk Antarktika 4. ulusal seferini. Taya 24'e geldiği zaman yıllar, inşallah o günleri de yine seferler bu yapıyor nedir, oluruz. Bu nedir Taya? TAYE, Turkish Antarctic Expedition. Tamam. Tam yani 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi diye tam Türkçesinin açılımı. Ve insanlar TAYE 24'ü, bilim insanları TAYE 24'e katılacakları zaman geçmişe dönüp ya biz TAYE 4'te neler yapılmış diye bakacaklarını düşünerek hep bu işi hazırladık ve çektik. Ve bu çok önemli bir belgesel aslında, arşivlik bir belgesel. Türkiye'de de eğer yanılmıyorsam ikinci kez Antarktika belgeseli çekiliyor. Daha önce TRT World'ün ikinci Antarktika bilimsel seferinde bir çekimi olmuştu. TRT World'ün Türkiye'den bir ekiple. Bu da ikinci diye yanlış bilmiyorsam ikinci olması gerekiyor. Evet. O yüzden önemli bunların. Yani Türkiye'nin arşivi için de çok önemli, bilimsel arşiv için. Çünkü şöyle, Antarktika şu anki konumunda bizim belgeselimizde şu anki verileriyle kayda geçti. Neler var bu verilerde? Hemen geleceğim oraya da. Şimdi anki verileriyle kayda geçti ve yıllar sonra dönüp bakıldığında şu anki verileriyle karşınıza çıkacak. Dolayısıyla arşiv dememdeki en büyük özellik bu. Şu an, yani şöyle, birden fazla bilim icra ediliyor bu seferde, TAYE 4'te. Küresel iklim değişikliği verileri var ilk başta belgeselin içerisinde. Yani şu anki durumumuzu anlatan ve öngörülebilen önümüzdeki yıllarda olabilecekleri, öngörebildikleri bilgileri barındırıyor belgesel. Şimdi Antarktika bize dünyanın iklim değişikliğine ilişkin şifreleri mi veriyor? Tabii ki. Siz ne buldunuz? Yani bilim adamlarıyla birlikte gittiğinizde onların bulgularını siz nasıl görselleştirdiniz? Şimdi örnekler alınıyor arazide. İstasyonlar kuruluyor uzun dönemli gözlemler için. Küresel seyri sefer konumlandırma sistemi kuruldu. GNSS, işte Global Navigation System, Satellite System diye. Bunlar yerleştirildi. Şu anda Türkiye oraya yerleştirdi ve bu verileri alıyor mu? Evet, veri akışı sağlanıyor. Yani bu uzun dönemde çok kıymetli bir kaç şey. Kaç ülke var bu veri akışını yapan? Bu konuda sizin elinizde bir veri var mı? 100'den fazla bilim üssü var öncelikle. Direkt GNSS özelinde ne kadar var çok doğru olmayabilir benim veri. Çok büyük bir proje tabii. Ekonomik olarak da büyük bir proje. Ne kadar güzel. Bakın hep eleştiriyoruz bazı şeyleri ama dünyanın neresinde diyelim? Tepesinde, sonunda. Türkiye varlığını bütün dünyaya gösterebilecek üsler kurabiliyor. Evet. Bizim tek üssümüz var şu anda. Şu an geçici yerleşkemiz var. Evet, 2 sene içerisinde her şey yoluna giderse kalıcı bir üs kurulmak isteniyor. Bu çok kıymetli çünkü şöyle, gemi yaşamı ister istemez çok zor. Yani herkes denize, evet siz bilim insanı olabilirsiniz ama denize alışık olmayabilirsiniz ve Antarktika'da hava koşulları her saatte bir değişiyor. Neler oluyor mesela? Plan yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben işte yarım saat içerisinde kendi mesleğim adına konuşayım. Ben diyorsunuz yarım saat içerisinde şunu çekeceğim. Hazırlanıyorsunuz ekipçe. Gemiden daha adımınızı ama atıyorsunuz. Ama hep soğuk. Zaten hep soğuk. Soğuk çok basit bir kısmı. Bu öyle hikayenin. Mi? Evet, soğuk kaç derecelerde? Ya maalesef biz küresel iklim değişikliğinin zillerinin çaldığı bir dönemde oradaydık. -15-20 arasında bir sıcaklıkla, soğuklukla karşılaştık.
Yani çok Erzurum daha soğuk. Yani evet. Evet, kışın Erzurum o bölge daha soğuk. Evet. Hepimiz için çok acı tabii ki bu sıcaklıkta çalışıyor. Eriyor, olmak. Buzlar, buzullar eriyor gibi. Yani -85, -90'ların gözüktüğü bir coğrafya Antarktika ölçüldüğü. Biz oradayken maalesef sıcaktı. Bu tabii ki çok üzücü. Soğuk basit bir kısmı ama şeyi de yanlış anlamamak lazım. Yani -15, işte Erzurum daha sıcak diyorsunuz ama oranın rüzgarı, oranın nemi, yani hiç buranın koşullarına asla ve asla benzemiyor. Kıyaslanmayacak evet. Gibi. Yani orası başka evet. Bir coğrafya. Çok değişken havalar dediniz. Yani evet. İşte tam dışarı çıkacaksınız ya da gemiden ayrılacaksınız değil mi? Çekimlerinizi evet, yapmak üzere. Toprak yok çünkü değil mi? Az. Evet. Daha çok buzun üzerindesiniz. Tabii ki kayaçlar, temas ettiğiniz yer var ama zaten hali hazırda çok zor bir coğrafya. Yani hareket edebilmeniz de zor olan bir neden? Coğrafya. Çünkü şöyle, buzullar çekiliyor. Çarşak yanılmıyorsam tam ismi. Çarşaklar kalıyor böyle kırılmış. Yani buzun kırdığı taşlar kalıyor ve onların üzerinde bile hareket edebilmeniz çok zor. Yani sürekli bastığınız taşlar hareket ediyor. Küçük küçük parçalanıyor. Ve siz böyle tepelere tırmanıyorsunuz. Yani sanki bir buzun üstünde yürüyormuş gibi aslında çok bir fark yok. Yani toprağa bassanız bile hali hazırda zor üzerinde hareket etmeniz. Plan yapıyorsunuz, diyorsunuz ki kendi işim adına konuşuyorum. Tamam diyorsunuz, ben 20 dakika sonra şu röportajı çekeceğim. Burada bu görüntüyü alacağım. Gemiden daha adımınızı atıyorsunuz. Büyük bir fırtına. Tamam diyorsunuz, fırtına var. Biz o zaman içeride şunu çekelim. Arkayı dönüyorsunuz, 2 dakika geçmiş, güneş açmış. Allah Allah. Tamam diyorsunuz, güneş açtı. Güneşi o zaman yakaladım. Şunu çekelim, yağmur patlıyor. Arkasından kar yağıyor. Yani şöyle, mesela üste geçici üstünün o kadar böyle yardımcı oluyor ki o koşullarda, o soğukta. Üste giriyorsunuz böyle sıcak bir çay içmek için. Bir çıkıyorsunuz, her yer bembeyaz olmuş, kar yağmış. O sizin içeride 10 dakika dinlendiğiniz sürede. Yani görüntü devamlılığı bile sağlayabilmeniz o kadar zor ki. Siz çıktınız, örneğin toprak bir zeminde bir şey çekiyorsunuz. Ya ben bir 10 dakika dinleneyim, bir çay içeyim deyip içeri dönüyorsunuz. Çıktığınızda devamlılığınız bozulmuş, her yer bembeyaz. Çok enteresan. Çok enteresan. Yer. Peki kaç saatlik görüntü çekebildiniz bu koşullarda, röportajlarıyla vesaireyle? Tabii ki bir ay çok uzun bir süre. Evet. Bir de yani bir özellikle bir görüntü yönetmeninin kameranın kayıt tuşundan hiç çıkmak istemediği bir coğrafya olduğu için biz yani 135 diyoruz ama muhtemelen çok daha fazla görüntülerimiz. Ama hani kullanılabilir olarak baktığımız 135 saatlik görüntüyle döndük biz. Peki tabii bu çok önemli bir bilimsel çalışmanın aynı zamanda belgeseli diye adlandırabilirim değil tabii mi? Tabii ki. Tam olarak. Ham olarak o görselleri de bir gün kullanmayı düşünür müsünüz? Montajlanmamış haliyle. Küçük, tatlı, sevimli anonslar da. Bizler onları da merak ederiz çünkü. Biz şu an bir çocuk belgeseli hazırlığındayız. Çocuklara mesela bu görüntülerden muhakkak yani 3,5 TB'lık bir görüntüyle döndük biz. Bu çok fazla. Çok. Evet, şimdi Taya 4'ü anlattığımız bir sefer yolculuk hikayesi belgeseli çektik. Şimdi çocuklar için. Çünkü bence... Yani tek belgeselle kalmayacaksınız bu bir aylık serüvende. Evet. Çocuklara bir belgesel geliyor. Çünkü başka? Şöyle, Antarktika çok uzak. Yani baktığınız kaç zaman... Kaç saatte nasıl gittiniz? 15 bin kilometre uzaklıkta Türkiye'den yaklaşık olarak. Yani, İstanbul'dan mı hareket evet, ettiniz? Evet, İstanbul'dan hareket ettik. Brezilya'ya, São Paulo'ya gittik. São Paulo'dan Şili, Santiago. Şili'nin kendi içerisinde üç aktarmanız var. Punta Arenas. Oradan Porto Williams, yani Şili'de zaten 3, yani Şili'ye indiniz, bir aktarma daha. Ondan sonra kıtaya uçuyorsunuz, tekrar Porto Williams'tan charter uçaklarla kıtaya uçuyorsunuz, kıtadan gemiye katılıyorsunuz. 30 saat yanılmıyorsam. Bu gemi, bu geminin özelliği neydi? Tamamen Türklerin çalıştığı bir gemi miydi? Şöyle, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde 2 tane yabancı misafir bilim insanı var. Yine Taya 4 seferi kapsamında araştırmalarını yürüten bir Bulgar bilim insanı, bir Belaruslu bilim insanı vardı. Geri kalan bütün ekip bir sağlıkçımız vardı, doktorumuz vardı ekipte. Muhakkak tabii. Evet, çünkü evet. Yani bir çıkıyorsunuz günlerce karadan çok çok uzakta, aylarca, haftalarca. Bilim insanlarıyla, Türk bilim insanlarıyla ve dediğim gibi iki misafir bilim insanıyla biz yolculuğa başladık. Antarktika kıtasının başlangıcı demek herhalde yanlış olmaz. King George adasından gemiye katılıyorsunuz. Bizim geçici yerleşkemizin olduğu Horseshoe adasına kadar bayağı uzun süren bir yolculuk, deniz yolculuğuyla varıyorsunuz. Üstümüze çok yakın bir yerde, geçen sene yine
Harita Genel Müdürlüğü ve Oşinografi Dairesi'nin yaptığı evet. deniz dibi haritalarımı çalışmalarıyla bu sene gemi yerleşkenin olduğu, geçici bilim üssünün olduğu yere çok çok fazla yaklaşabildi. Çünkü şöyle, gemi bir yere kadar gelebiliyor tabii ki, deniz dibinin uygun, elverişli olduğu yere kadar geliyor. Sonra zodyaklarla karaya taşınımını sağlıyor. Çünkü denizde bilim yapan bilim insanları var, karada çalışmalar yapan var, arazi vesaire. O yüzden sürekli bir zodyak operasyonu yapılıyor. Peki o buzulların arasında seyahat ettiniz değil mi? Evet, büyük buz kütleleri var, görmüşsünüzdür. Buz kütlelerin arasında gördük. Onların arasında seyahat ettiniz. Bu gemi orada serü sefer yapabilecek özel donanımlı, özel niteliklere sahip tabii gemi ki. Olması lazım. Kaptanımız da öyle. Türkiye'ye ikinci kez ev sahipliği yapıyor bu gemi. Daha önce de Taye 2 yanılmıyorsam ikinci seferde yine aynı gemide olabilir. Kaptanı tanıyordu ekip, büyük bir çoğunluk. Kaptan da çok seviyor Türklerle çalışmayı. O yüzden de çok çok keyifliydi ve kaptan gerçekten yılların tecrübesiyle hareket evet. ediyor. Çok zor bir coğrafya gemi olarak da. Kaç bilim insanı ile gittiniz? Totalde 24 kişiyiz. Türkiye'den. 24 kişilik bir ekip. Evet, Türkiye'den. Alanları neydi hemen hemen? Hangi akademik tabii ki birçok üniversiteleri var. Harita Genel Müdürlüğü gitti. Oşinografi Dairesi katıldı. Meteoroloji mutlaka, geldi. Evet. İşte GNSS istasyonlarını kuran birden fazla üniversite, kirletici arayan üniversiteler, çok fazla aslında bilim insanı var çeşitli üniversitelerden. Şimdi hepsini sayamazsam ayıp olur, o yüzden tamam. bu soruyu geçiyorum. Peki, kaderimiz buza kazınmış cümlesi çok çarpıcı. Ne demek bu? Yani suya yazılmış yazı gibi deriz bazı konuları eleştirirken veya anlatırken. Yok olacak, gidecek, kimse görmeyecek. Kaderimiz buza kazınmışsa... Dilerim buzlar erimez. Değil mi? Dilerim. Nedir o cümlenin içindeki gizem? Şöyle başlayayım isterseniz. Gezegenin kara kutusu diyoruz. Tamam. Bu çok anlamlı bir isim evet. ve belgesele çok yakışan bir isim. Evet. Kara kutunun iki anlamı var biliyorsunuz. Bir tanesi uçaklardaki teknik önemli verileri saklayan evet. bir kara kutu. Evet. Diğeri de mecaz anlamlı, bir kimsenin sırlarını bilen kimse, evet. kişi evet. anlamlı. Aslında ikisini de barındırıyor bizim belgeselimizin ismi. Çünkü hep dedim ya konuşmamın başında da, gezegenimizin dünü, bugünü ve yarını Antarktika. Çünkü buzdan karat örnekleri alıyorsunuz, 1 milyon yıl öncenin verilerini size veriyor. Gözlemliyorsunuz, karat örnekleri alıyor evet. bilim insanları örneğin. Parça çıkarıyorlar özel sistemlerle. İçerisindeki baloncuklardan işte 1 milyon yıl öncenin iklim koşullarını, oradaki ortamı anlatan örnekler alabiliyorlar. Hayat, yaşam konusunda ne tür veriler var? Daha önceki yıllar, yani şöyle, buzlar, Antarktika'da daha önce ağaç da varmış, işte yükselti de varmış vesaire vesaire. Ama yıllar içerisinde tabii ki buzlar altında kaldığı için şu an dümdüz sadece bir avuç topraktan ve buzdan oluşan bir kara parçası. Tabii ki karat örnekleri aldıkları zaman işte yıllar, milyon yıllar öncesinin verilerini, o zamanın iklimi nasılmış gibi önemli bilgilere ulaşıyorlar. Ve şu anki güncel veri akışıyla da biz nereye gideceğiz bilgilerine ulaşıyorlar. O yüzden diyoruz ya işte geçmişi, bugünü ve yarını diye. Şu an mesela küresel iklim değişikliğini izleyen iki uydu konumlandırma GNSS istasyonu kuruldu. Bir tanesi deniz suyundaki yükselmeleri takip ediyor. Diğeri bir buzulun yanına konumlandırıldı. Buzullardaki erimeyi güncel olarak çok büyük takip ediyor. Bir yatırım. Yani tamamen çok güçlü bir teknoloji. Bu kıymetli yatırım. Bir şey. Tabii. Çünkü şöyle siz... Yani burada araya giriyorum, bir taraftan da düşünüyorum. Yani Türkiye'nin böylesi önemli bir bilimsel araştırmanın içinde olması gurur verici tabii bir şey. Tabii ki de. Sonuna evet. kadar. Sonuna kadar. Ve onu şu özellikle anda vurgulayalım. %40'ının önüne geçti. Yıllardır orada üstü olan çalışmalar yapan ülkelerin %40'ının önünde. Bu çok gerçekten bu kıymetli çok önemli. Bir şey. Çok yani 4 senedir şey. Sefer yapıyor. Yani bunları konuşmamız lazım değerli izleyicilerimiz. Bakın, hiç bilmediğimiz, asla gidemeyeceğimiz bir kara parçası demek de çok zor bir kıtada. Türkiye pek çok bilimsel araştırma yapan, dünyanın önde gelen ülkelerinin kat 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 önüne geçmiş. %40 çok büyük bir oran. Ve
dünyaya o veriler açıklanıyor zannediyorum değil mi? Evet. Bilgi paylaşımı, veri paylaşımı evet, söz konusu. Bir de şöyle düşünün, oraya GNSS istasyonları kuruldu. Güncel veri akışı veriyor. Meteoroloji istasyonu var, güncel veri akışı sağlıyor. Türkiye'den takip edilebiliyor mu tabii bu veriler? Tabii ki, tabii ki. Evet, güzel. Yani telefon sadece uydu üzerinden haberleştik. Yok, hayır, dediğiniz için o sinyaller nasıl bir teknolojiyle buraya ulaşıyor? Mutlaka sizin artık oradaki mühendisler gibi bilgi sahibi olduğunuzu evet, düşünüyorum. Yine de çok doğru olur mu bilmiyorum. Söylediğiniz de çok hoş. Yani Antarktika'da cam gibi buzlar, Camcıoğlu. Çok iyi. Soyadınızla da çok çarpıcı bir uyum olmuş. Evet. Şöyle, bu çok kıymetli bir şey. Orada hali hazırda istasyonun kurulmuş olması. Mesela çok afaki bir örnek vereceğim. Bir aksilik oldu pandemi gibi, tekrar sefer evet, düzenleyemediniz, sınırlar kapandı. Sizin orada hali hazırda kurulmuş istasyonlarınız var ve veri akışını sağlıyor her ne olursa olsun. O yüzden oraya yerleşik istasyonların kurulması da çok önemliydi. Ve Türkiye ilk GNSS istasyonunu kurdu bu sefer de. Nedir kıtadaki. Bu? Bunun Türkçe'ye nasıl anlatabiliriz? Bu arada bilim adamlarının da görselleri var. Sizin de fotoğraflarınız var Sayın Emine Erdoğan'la, bakanlarla. Onları kullanabiliyoruz değil tabii mi? Tabii ki. Tabii. Onları da ben arkadaşlarıma gruptan yollamıştım. İşte burada Sayın Emine Erdoğan'la birliktesiniz. Belgeselin galası. Gösterimi... Galası. İlk galası. Kez, evet. Külliye'nin bahçesinde oldu Sayın Hanımefendi'nin misafirliğinde. Evet. Burası... Gerçekten çok büyüleyici. Evet. Külliye'nin bahçesi evet. Çok büyüleyici bir atmosferde, harika bir organizasyonla. Ben hep şey derim, yıllardır yapılan film festivalleri vardır böyle çok büyük. Sanki bir film festivalindeymişiz gibi harika bir atmosferde. Külliye'nin bahçesinde gerçekleşti ilk gösterimi, seyirciyle buluşması. Evet. Sayın Hanımefendi'nin davetiyle. Evet, burada beraber fotoğraf çekiyoruz. Ha, fotoğraf çekiyorsunuz. Nerenin fotoğrafı bu? Şöyle, ben hanımefendiye bizi evinin bahçesinde ağırladığı için bir hediye götürdüm. Bu da benim hayatımda kendime aldığım ilk objektifim. Öyle mi? Evet, ve Antarktika'da bizimle birlikteydi. Fotoğraf çekimlerini yaptık Antarktika'da. Bu makinayla. Objektifi. Evet, evet, objektifi. Objektifi. Antarktika görmüş bir tekno bir makina. Evet, bir objektif. Evet. Ve benim bu hayatta mesleğe başlarken aldığım ilk objektifim. Neden? Çok anlamlı olduğu için ben hanımefendiye onu hediye etmek istedim. Çünkü çok güzel bir misafirperverlikle bizi ağırladı. Öyle olunca da bu objektifi hediye etmeden önce bir böyle mizansen organize ettik ve dedik ki beraber hanımefendiyle birlikte o gecenin anını ölümsüzleştirelim. İzleyicilere fotoğrafını çektik beraber. Sizi de kim fotoğrafladıysa çok muhteşem bir fotoğraf olmuş. Çok tatlı bir fotoğraf, çok seviyorum evet, gerçekten ben. Evet, evet, maske mesafe kuralına uyarak burada yine o gala gecesinden. Diyarbakır kim katılmıştı? Belediye başkanı yok, bakan. Bakan Fatma katıldı. Fatma Hanım, Fatma Şahin. Aha, evet, Gaziantep evet, Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet, o da vardı gala gecesinde. Aynı evet, zamanda bizimle birlikte sefere de geldi. Çünkü mühendis. Evet, kendisi bir evet, mühendis her şeyden önce. Daha sonrasında akıllı şehirleri çalışan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı. Ve akıllı şehirler dediğiniz konu çok önemli. Çünkü geleceğimiz akıllı şehirler. Ve Sayın Başkanımız Fatma Şahin de bizzat küresel iklim değişikliğini orada inceleme fırsatı buldu. Bir ay boyunca. Bir ay değil. Seferin başlangıcında bizimle birlikte geldiler. Sefer koordinatörümüz Sayın Burcu Özsoy hocamız var. Evet. Onunla birlikte. İlk bir haftasında bizimle birliktelerdi seferin. Ve akıllı şehirler adına, çalışmak adına çok önemli bir detay orada bulunuyor olması. Çünkü bizzat kendi gözlerinizle gözlemliyorsunuz küresel iklim değişikliğini. Ne ve oluyor? Döndüğünüz nasıl zaman gözlemliyorsunuz? Biz ne yapabiliriz diye. Ne gözlemlediniz? Mesela bizim seferimizde, yani çok spesifik örnekler vermek gerekirse, zaten sürekli durduğunuz yerde buzullar kopuyor, bir gürültüyle dönüyorsunuz, koskoca bir buz parçası düşmüş. Hali hazırda olması gerekenden çok daha sıcak bulunduğunuz zamanda koşullar. Evet. Ama bizim için en önemli ve en yürek burkucu diyeyim an, yüzyıllardır açılmayan bir kanalın tamamen eriyerek gemi yoluna açılmasıydı. Yani kaptanımız, düşünün, yılların Antarktika kaptanı, hayatında ilk kez dönüş rotamızda o kanaldan geçti. Yüzyıllardır erimeyen bir kanal, tamamen siz oradayken buzlarla kaplı tamamen olan bir, eridi, öyle mi? Tamamen buzlarla kaplı olan bir kanal. Normalde şöyle, kanallar var adaların arasında.
sizin rotanızı ve gidişatınızı çok daha kolaylaştıracak, kısaltacak rotalar var. Burada sizi görüyoruz, evet, değil mi? Evet. Üstün bilimsel yerleşkemizin önünde. Ne güzel. Türk bayrağı Antarktika'da. Evet öyle. Bayrağımız, çok şanlı kurum. Bayrağımız. Orada görmek bambaşka bir duygu, Türk bayrağını. Tahmin edebiliyorum, evet, değil mi? Burada o Sayın Emine Erdoğan'a armağan ettiğiniz makine. Bu o değil ama o da var fotoğraflarda. Anladım. Çıkınca, peki, size söyleyeceğim. Peki. Evet. Burada penguenler çok çarpıcı özel. Ama bu fotoğraf çok çarpıcı. Evet. Bu buzulların üzerine tırmandınız mı? Şimdi eskiden daha önceki Tayya seferlerinde tırmanma fırsatı bulmuş hocalarımız. Ersan hocamız var. Ersan Başar, Profesör Doktor. Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı aynı zamanda. Aynı zamanda buzul tırmanışı da yapıyor o. Evet. Fakat bu sene bakın çatlakları görüyor musunuz? Biz oradayken bu parçalardan bir tanesi koptu. Şu solda gördüğünüz. Zaten hazırlığı başlamış, evet, kopmanın. Evet. Siz oradayken koptu. Evet, hatta görüntülerde var. Tanıtımda da görmüşsünüzdür. Bu yüzüyor mu bu? Evet, bu buzdağı kopmuş dağlar. Bir buzuldan. Hı. Ve denizin ortası, okyanusun ortasında yüzüyor. Evet. Ve bir anda karşınıza çıkabiliyor. Rüzgara çok bağlı, akıntıya bağlı olarak. Oluşturuyor tabii. Burada kaptanınız çok önemli. Tabii ki de. Erimeyen, siz oradayken eriyen kanaldan geçti, öyle mi? Evet, yüzyıllardır şeyi anlatıyordum. Şimdi evet. Adalar var, aralarında kanallar var. Hiç ara var. Vermeyeceğiz 18.30'a kadar. Bakayım saat kaç olmuş? Saat 18.01. Hayret, zaman rüzgar gibi geçiyor. Şöyle, çok kestirme bir şekilde rotadan ilerleyebilirsiniz aslında. Fakat bu kanallar tabii ki buzlarla kaplı, deniz buzlarıyla kaplı. Buzdağları kopuyor, o kanalları kapatıyor. Ve siz açıktan dolaşıyorsunuz. Açıktan dolaşmak demek hem rotanızı çok uzatmanız demek, hem çok tehlikeli sularda yüzmeniz demek. Fırtına var, açık denizdesiniz vesaire vesaire gibi. Biz normalde dönüş yolunda normal bu açıktan gideceğimiz rotamızı planlıyorduk. Sonra bir haber geldi kaptanımıza. Tabii ki bilim dünyası için ve insanlık için çok üzücü bir haber. Yüzyıllardır kapalı olan bir kanal tamamen erimiş. Buzlarla kaplı olan bir kanal tamamen erimiş. Ve o rota açıldı ve 4 gün kısalttı bizim dönüş rotamıza totalde. Çok enteresan. Yani biz evet 4 gün önce belki ailelerimize kavuştuk ama tabii ki insanlık ve geleceğimiz için çok üzücü bir haberdi bu. Yani böyle birebir küresel iklim değişikliğini oradayken görebiliyorsunuz. Brezilya üstünde... Ne oluyor yani küresel iklim değişikliği derken tehlike çanlarını mı tespit ediyoruz orada? Tabii ki düşünsenize yüzyıllardır buzlarla kaplı olan bir kanal. Yılların Antarktika kaptanı oradan geçmemiş ve siz bir anda bir haber geliyor. Yüzyıllardır kaplı olan, buzlarla kaplı olan bir kanalın açı tamamen eridiğini duyuyorsunuz. Yani ne kadar olacak? Sıcak. Peki bu erimenin sonuçları ne olabilir? Bu veriler nedir? Bilim adamları neyi tartıştılar? Şu an ekranda şeyi görebilirsiniz, o kopan buz parçalarını. O kopmayı görüyoruz. Evet. Büyük bir kitle zannediyorum, değil mi? Büyük bir yani parça düşünün kop. Bu hiçbir şey. O buzdağı da bir buzuldan kopmuş ve denizin ortasında. Bu hani çok küçük bir kısmı. Yani bir anda karşılaşabiliyorsunuz böyle kocaman buzdağları ve şeyi algılayamıyor insanoğlu bence. Yani ben hep onu çok sorguladım. Bir dağ var tamamen buzdan ve o bir buzuldan kopmuş okyanusun ortasında tek başına ve kopan şey aslında geleceğiniz. Yani şu arkada gördüğünüz şey aslında geleceğiniz sizin, hepimizin. O kopan buz parçası hepimizin geleceği. Şimdi şöyle. Tonlarca su. Ve tatlı su. Aa. Ve tuzlu su. Tabii ki buzullar yani yağmur sularıyla tabii, oluşuyor. Tabii, tabii. Ve zaten deniz ölçümleri yapıyor bilim insanları aynı zamanda. Hem deniz seviyesinin yükselmesinden aslında nasıl bir erime olduğunu anlıyorlar. Hem denizdeki tuzluluk oranından nasıl bir erime olduğunu anlıyorlar. Ve düşünün o tatlı sular tuzlu suya karışıyor. Ne kadar zamandır bu erimeden söz ediyoruz Antarktika için? Çünkü hep çok veri eriyor. Buzullar eriyor, buzullar eriyor, tehlike çanları çalıyor gibi haberleri okuduk. Ama siz birebir gördüğünüz için orada bilim insanları... Neleri tartıştılar ağırlıklı olarak? Yani sizin yabancı dilleriniz olduğu için, evet, gerçi ağırlıklı olarak Türkler bulunduğu için. Veriler neydi? Bize ondan nasıl ipuçları verebilirsiniz çok o tartışmalardan? Çok spesifik olarak şu örneği verebilirim. Biz oradayken Brezilya üstünden bilim insanları için inanılması güç bir haber geldi. 20.7 idi yanlış hatırlamıyorsam. Ya 20 küsür derece. Brezilya üssü var. Brezilya üssü var, evet. Biz dönüş yoluna geçtiğimizde Brezilya üssünden bize bir haber geldi. 20.7, ya 20 diyeyim şu an için yanlış bilgi vermemek adına.
20 derece ölçülüyor. Ve yani Antarktika'da ölçülüyor bu. Ölçülen ne? Sıcaklık 20. Bir anda 20. Evet, 20 artı derece. 20 derece. Antarktika'da artı 20 derece sıcaklık. Yani aşağı yukarı bugün İstanbul civarı. Bugün 27 derece, onun 7 derece altını düşünün, 20 derece. Tişörtle gezebilirsiniz evet. Antarktika'da. Ya ve bu haber geldi. Maalesef de şu çok acı. Bundan sonra hiç gerilemeyecek. Tam tersi ileriye gidecek. Hep artacak. Evet. Çünkü ısınıyor. Dünya ısınıyor. Gezegenimiz küresel ısınıyor. Küresel ısınma. Evet. Ya şimdi şöyle, küresel iklim değişikliği demek daha doğru. Tabii ki bir ısınma var. Küresel bir ısınma var ama şimdi buzlar eriyor. Okyanuslarda bir akıntı var. Yani okyanusa, belgeselde de bunu sık sık söylüyoruz. Karışan bir damla, Antarktika'da suya karışan bir damla 1000 yıl sonra dönüp dolaşıp tekrar aynı noktaya geri geliyor. Hayal edebiliyor musunuz? Düşünüyorum. 1000 yıllık evet. Bir yolculuk bütün dünyayı dolaşıyor ve başladığı noktaya geri geliyor. Dolayısıyla suya karışan her bir damla aslında dalga dalga bütün dünyaya dağılıyor. Küresel iklim değişikliği demelerinin sebebi bilim insanlarının. Evet, bir taraf fazlaca ısınıyor, eriyor ama oradaki o soğuk sular suya karışıyor ve bir tarafı fazlaca soğutuyor. O yüzden küresel iklim değişikliği demek daha doğru. Evet, bir küresel ısınma var. Küresel ısınmanın sonuçlarında bütün bu erimelerle karşılaşıyoruz. Hı hı. Ama bir tarafı çok ısıtırken bir tarafı çok soğutabiliyor. Ben de belgesellerden öğrendiklerimi şu an size anlatıyorum. Evet. Çekerken tabii, öğrendiklerim. Yani biraz düşününce bir taraf ısınırken o parçalar kopuyor ama erimeye başlayan o parçalar da evet. Bir taraftan soğutuyor. Peki suya karışan her bir damla, dalga dalga bütün dünyaya dolanıyor. Bunun sonuçlarını nasıl tartışıyorlar? Tehlike boyutları nedir? Dur demeye çalışıyorlar tabii ki. Yani şöyle, belgeseli izlerken de şöyle düşünüyorsunuz. Önce bir üzülüyorsunuz, eyvah biz ne oluyoruz? Öyle veriler giriyor ki, bakın şöyle, yani işte deniz seviyesinin yükselmesinden bahsediliyor. Ve bir üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'nin de çoğu sahilini sular altında bırakmaktan bahsediyor. Yani bir Beşiktaş, Karaköy, Üsküdar. Ne kadarlık bir zaman dilimi içinde? Bu şimdi böyle diliminde. Şöyle şeyler var ya, emoji mi deniyor? Kapatayım. Ne kadarlık bir zaman dilimi içinde olabilir bu? Bunların hepsi bir tahmin, hava tahmini gibi tabii ki. Yani kesinlikle net sınırlarla öngöremezsiniz bunları. Bunların hepsi bir hava tahmini gibi bir tahmin. 2060 yılında mesela. Belgeselde bir yerimiz var. Yani Beşiktaş sahillerinin sular altında kalması gibi. Evet, 65 santim. Yani dik. Aslında çok küçük bir ölçü birimiymiş gibi geliyor 65 santim ama Beşiktaş'ı, Kadıköy'ü, Üsküdar'ı bir kısmını sular altında bırakabilecek kadar bir yükselme aslında bu. Yani bahsettiğimiz yıllar çok uzak yıllar değil. Hani evet, neyi 2060 dediğinize evet. Göre evet. Aslında sizi dinlerken izleyicilerimiz de değil mi sayın seyirciler, onlar da böyle düşünüyorlar. Bu belgeseli bu kadar veriyle, bu kadar detayla ve somut bilgilerle siz bir bilim insanı titizliğiyle bir görsel yönetmen olarak hazırlayıp sundunuz. Bütün bu verileri de belgeselin içine koydunuz. Evet, hepsi var. Yani o açıdan da çok... güç, zor olanı başardınız. Bir taraftan da ülkemizde belgesel çekimi yapan çok sayıda dostumuz var ama bir kadın görsel yönetmen ve belgesel yönetmeni diyelim. Değil mi? Evet, doğru mu söyledim? Hem yönetmen hem görüntü yönetmeni. Hem evet. Çok az. Sanırım ilk Türk. Antarktika'da belgesel çekmiş ilk Türk kadın yönetmeni. Kadın olarak da sizle büyük bir gurur evet. Duydum. Ekipte de çok fazla kadın bilim insanı var. Sefer koordinatörü, bütün bu bilimsel seferleri koordine eden Kutup Araştırmaları Merkezi müdürü de bir kadın. Kadın. Seferde kadın bilim insanları var. Sayın hanımefendinin söylediği gibi Antarktika'ya bir kadın eli değdi diyoruz biz. Antarktika evet. Kadın elindeydi. Peki ilk Antarktika'ya ayak bastığınızda içinizden geçen duygular neydi? Öyle kafanıza göre ayak basamıyorsunuz. Öncelikle öyle mi? Özel bir solüsyonda temizlenmeniz gerekiyor kıtaya kirletici taşımamanız için. Burayı kirletmeyin diye. Evet. O yani tamamen steril bir ortam yani. Gemi
önce uçaktan iniyorsunuz. Uçaktan iner inmez bütün malzemeleriniz, ayakkabılarınız vesaire vesaire her şey özel bir solüsyondan geçiyor. Kıtaya kirletici taşımamanız için çünkü çok özel bağırtıyor. Giysilerle mi gittiniz buradan? Yani, tabii şu anda tulumlar içindesiniz, koşullara karşı o soğuk havaya karşı korunuyorsunuz. Özel kıyafetler tasarlatıyorlar her seferinde Taye seferleri için yani Antarktika seferleri için. Çünkü şöyle saatlerce arazidesiniz, yağmur da yağabilir, kar da yağabilir, bir anda güneş de açabilir. Her koşula uyum sağlayabileceğiniz birkaç kattan oluşan özel kıyafetler tasarlatıyor Sanayi Bakanlığı. Ve asla üşümediğiniz özel kıyafetler bunlar gerçekten. O özel kumaşlar, evet. Nanoteknoloji oraya. Vesaire denen o. Ya, Türkiye aslında biz günün sorunlarıyla boğuşurken gerek siyasi, gerek bölgesel, gerek ekonomik veya saçma sapan şeylerle boğuşurken aslında Türkiye pek çok alanda çok ileri giden bir ülke. Gerçekten sizi öyle. Dinlerken bunu tekrar yaşıyorum ve değil mi sayın seyirciler? İnsan içinde bir gurur baloncukları, gurur duyguları köpürtmeye başlıyor. Ne güzel. Bu belgeseli izlediğiniz zaman da öyle hissedeceksiniz. Biz neler yapmışız diyeceksiniz. Bazen böyle umutsuzluğa kapılıyorsunuz. Eyvah nereye gidiyor dünya diye. Sonra bir bakıyorsunuz Türk bilim, dünyadaki bilim insanları ve Türk bilim insanları orada çalışmalar yapıyorlar buna dur demek için. Sonra bir anda umutlanıyorsunuz. Öyle bir coğrafyada, öyle bir kıtada söz sahibi olma imkanı doğuyor ve tabii ki de her Türkiye vatandaşı gibi, Türk vatandaşı gibi diyorsunuz ki helal olsun biz de oradayız, biz de bir şeyler yapıyoruz. Yani bu inanılmaz gurur verici bir şey. Yani ben çekerken neler hissettiğimi zaten anlatamam. Ne kadar gururla ve onurla günlük yaptığımızı. Günlük tuttunuz mu? Günlüğüm. Günlük bunlar. Ama duygularınızı kaleme dökmediniz, bir kağıda dökmediniz. 57 dakikayı anlattım aslında. 2017'den bu yana Türkiye'den bilim adamları, bilim insanları gittiğine göre 2017'den son Mart 8'de döndünüz. 8 evet, Mart'ta döndünüz. Evet, 2020'de döndünüz. Ne tür değişimler görmüşler? Hep aynı bilim insanları mı gitti? Yok tabii ki. Farklı, her seferinde farklı, farklı birbirlerine bilim. Veri alışverişi, bilgi alışverişinde bulunan bilim insanları. Tabii ki şöyle araştırmalar yapılıyor, örnekler alınıyor. Bunların aslında esas hikayesi döndükten sonra başlıyor. Tabii ki orada araştırma yapmak her şey çok zor ama yayın çıkartmak en önemli kısmı. Çünkü uluslararası ağa dahil ediliyor. Yani dünyadaki bütün diğer bilim insanları tıpkı Türk bilim insanlarının verileri gibi, yayınlanan verileri gibi birbirleriyle paylaşıyor bilim insanları bu verileri ve güncel veri akışı sağlıyorlar. Kıyaslıyorlar, ne olabilir tartışıyorlar. Yani yayın çıkarmak bu işin aslında her şeyden önce en önemli kısmı. Ve orada kurulan GNSS istasyonları da güncel veri akışını hem Türkiye'ye gönderiyor hem de direktman uluslararası ağa dahil ediyor. Yani Türkiye'de da görüyor. Türkiye'de de bir üs olması lazım. Nerede takip ediliyor? Ankara'da. Tabii ki yani kurumların tabii. Kendi yani giden kurumların kendi daireleri, başkanlıkları vesaire. Öyle mi? Evet, onlar takip yani, ediyorlar. Çeşitli merkezler bu verileri alabilme özelliğine sahip. Tabii Antarktika'dan ki. Buraya ulaşan evet. Verileri. Tabii ki TÜBİTAK koordinasyonunda gerçekleşiyor mutlaka, bunların hepsi. Mutlaka, evet. Güncel veri akışını orada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın muazzam gözetiminde. Tabii Himaye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde tabii evet. Ki. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla başlıyor bütün bu seferler aslında. Şili'ye yaptığı bir ziyaret sonucu. Öyle mi? Evet. Öyküsünü anlatmanızda bir sakınca var mı? Şili'ye gidiyor, sonra evet. Ne oluyor? Çok bunları belgeselde izleyelim. Daha doğru olur. Biz anlattık her küçük şeyi belgeselde. Küçük bir bilgiyi paylaşalım kendi o zaman. Kendi vizyonuyla aslında, beyefendinin kendi vizyonuyla başlıyor bir Türkiye'nin Antarktika seferleri. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda ve çok büyük uğraşlarıyla ilerliyor bu seferler. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bir kutup araştırmaları merkezi kuruyor. Daha kurumsal ve tek elden yönetebilmek adına bu çok kıymetli bir şey. Yani bir kutup araştırmaları merkezi var Türkiye'de. Ve bütün veriler, bütün bu sistemler oradan doğrudan yönetiliyor. Yani bu bile o kadar kıymetli bir şey ki düşünebiliyor musunuz? Bizim bir kutup araştırmaları enstitümüz var. Muazzam bir ve bir şey, kadın. Bütün bu koordinasyonu sağlayan yine. O yüzden de bunlar önemli detaylar. Dördüncüsünü yapıyoruz.
Türkiye olarak bu sefer. Bu hediyeyi verdiğiniz an. Evet, objektifim. Evet, objektif. Evet. Çok kıymetli. Çok önemli bir armağan. Çok, evet, ama o kadar güzel bir akşam. Kalbinizi verir gibi bir evet, şey. Evet, tam olarak öyle. Peki, akıllı şehirler konusunu da soralım. Akıllı şehirler deyince ne anlıyoruz? Yani akıllı şehirleri de yine gezegenin kara kutusu Antarktika'nın şifrelerinden mi çözüyoruz? Nasıl oluyor o? Şöyle, Sayın Fatma Şahin, dediğim gibi bütün bunlara beraber tanık olduk aslında. Buz kopmalarına da, işte Brezilya üstünden gelen 20+20'lik bir ölçüme de, sıcaklık ölçümüne de. Ve akıllı şehirleri çalışan bir belediyeler başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak ne yapabiliriz'i sorguladı ve kendisi bir mühendis her şeyden önce. Ve bunu ne yapabiliriz'i sorgulamak bence her şeyin başlangıcıdır. Ne, yani kendisinden dinlemek lazım tabii ki ne durumda akıllı şehirler. Ama en önemlisi tüketimi azaltmak örneğin yapacağınız sistemlerle. Bunlar tabii ki tamamen benim kendi fikirlerim. Tüketimi azaltıyorsunuz kurduğunuz sistemlerle. Atık azalıyor. Atıklar azalıyor tabii ki. Yani dünyayı durmadan kirleten virüsleriz. Aynen ben öyle. Böyle tanımlıyorum insanlığı. Durmadan bir şeyleri atıp kirletip duruyoruz. Yenilenebilir enerjiye nasıl geçilir, neler yapılabilir? Yani bence oradan bunu takip etmek ve ondan sonra dönüp ülkede bir şeyler yapmak çok önemli bir detaydı. Eminim de Fatma Hanım bunları çok önemli notlar alarak takip ediyor. Sürekli not alıyordu kendisi zaten oradayken de. Ne güzel. Evet. Peki biraz da tekneden konuşalım. Kaç kişiydiniz mürettebatla birlikte? Muazzam bir gemi tabii bu değil mi? İçinde teknolojinin de barındırıldığı. Küçük laboratuvar kurdu bilim insanlarımızdan birkaçı. Aldığı örnekleri birebir daha Türkiye'ye. Çünkü götürürken kirletilme, olasılığına maruz kalma karşı vesaire gibi şeylere karşı orada hemen ilk ölçümlerini yapıp işte paketleyip vesaire gibi şeyler yapıyorlar. Neler buldular mesela? Özellikle bu laboratuvar için su yosunları çalışan bir hocamız, bir bilim insanımız vardı. Su yosunları +80'den -80'e kadar veya işte +90'dan -90'a kadar yaşayabilen canlılar. Bu sebeple de hani o koşullara uyum sağlıyor, bu koşullara uyum sağlıyor. Geleceğiniz için nasıl bir fayda sağlayabilir diye su yosunları incelemesi. Yosunlar çok önemli. Evet, yapıldı. Yenilenebilir enerji için ne yapılabilir, nasıl bir biyoenerji kaynağı, bunların yani aslında her şey gelecek için diyorum ya hep ilk başından beri. Geleceğimizi kurtarmak adına yani şu andan itibaren evet buradayız ama geleceğimiz için ne yapılabilir, onun için birçok ölçüm yapılıyor. Şu hale bakın, Antarktika işte buzullarla kaplı bir kara parçası vesaire vesaire derken aslında bilim ne kadar önemli, bunu da özellikle bizim toplumumuza anlatmak açısından çok güçlü bir çalışma var orada. Evet. Bilimin gücü. Evet. Ve geleceğimize yatırım bilimin gücüyle olabiliyor. Yani büyük önderimizin söylediği gibi en büyük tarikat bilim. Bilim. Bilimden ötesi yok. Evet. Ve Türkiye'nin çok değerli ne diyelim moda deyimle kanaat önderleri, bakanlıklarımız, Cumhurbaşkanlığı'nın bu konuda yani özellikle bu konulara ayrılan bütçe de büyük önem taşıyor. Ne güzel, ülkemize bir kez daha gurur duymalıyız. Dünyanın ucunda sonunda neresiyse işte sonu. Gezegenin kara kutusunda Antarktika'da biz varız. Bayrağımız var. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı ne kadar önemli. Yani biz son 10 dakikaya girmişiz bu arada. Biz aslında her alanda varız. Yani üreten Türkiye diyoruz her zaman. İşte üreten Türkiye'nin bir başka ayağını da bu kutup araştırmalarında görebiliyoruz. Ne güzel. Bir de bence belgesel olarak kendi alanımla ilgili tekrar konuşacağım. Şöyle bu belgesel küresel, ya bu belgesel bir yol hikayesi evet. Türkiye'den yaklaşık 15 bin kilometre uzaklıkta bir coğrafyaya bilim insanlarının gittiği yolun hikayesi. Bu belgesel Türkiye'nin ilk günden bugüne kadar getirdiği Antarktika seferlerinin bir yolculuğunun hikayesi. Ve aynı zamanda biz bu belgeselde küresel iklim değişikliğine sürekli vurgu yapıyoruz. Ve şöyle düşünmeliyiz bence her zaman. Türkiye Cumhuriyeti de
Bu belgeseli, yani küresel iklim değişikliğine dikkat çeken bir belgeseli vizyonlarıyla hayata geçiriyor. Yani evet, oraya seferler düzenleniyor, oraya ekipler gidiyor. Bir de bir belgesel ekibi gidiyor bu vizyonla. Evet. Ve küresel iklim değişikliğini anlatmak istiyor. Evet. Hem Türk bilim insanlarını yaptık. Çünkü şey çok önemli, gençlerin, gelecek nesillerin, Türk bilim insanlarının dünyanın sonunda ne yaptığını görmesi zaten hali hazırda çok önemli bir detayken, bir de küresel iklim değişikliğinin aldığı boyutu anlatan ve nasıl durdurabileceğimizi anlatan bir belgesele ev sahipliği yapıyorlar. Yani bu çok kıymetli bir şey. Bu vizyon bence çok kıymetli gerçekten. Çok kıymetli. Hali hazırda oraya gitmek zaten tartışmaya kapalı kadar iyi bir vizyon. Bir de üzerine bu konuda bir farkındalık yaratmak için uğraşan bir belgeselin orada çekilmesi de apayrı bir vizyon. Sizi en çok ne şaşırttı? Her şey şaşkınlık ama en çok hayret ettiğiniz ne oldu? En çok hayret ettiğim ne oldu? Eyvah. Yani beni galiba en sessizliği çok enteresan. Evet, yani derin bir sessizlik. Ömrünüz boyunca asla duymadığınız ve muhtemelen duyamayacağınız. Peki, bir sessizlik. Suyun sesi, buzulların bir anda kopup sürüklenmesi sesi vesaire gibi sesler daha da büyüyor o zaman. Tabii değil ki. Yani, yankı, ses evet. Ne durumda? Yankı çok mu? Çok konuşurken fazla. Nasıl bir dönüşüm oluyordu merak ettim. Tabii ki dönüyor her gönderdiğiniz ses çünkü her tarafınız buzullarla kaplı. Yani çok mesela buzula yakın olmadığınız bir kıtada bir kara parçasına çalıştığınız zamanlar da oluyor ve çok uzakta bir yerde bir buz parçası koptuğu zaman da sanki sizin hemen arkanızda kopuyormuş gibi korkunç bir ses çığlıkla var. Yani bence ben öyle diyorum. Bir çığlıkla kopuyor. Allah İşte Allah. O zaman böyle tüyleriniz diken diken oluyor. Nasıl o sesler yani? Belgeselde mevcut değil mi? Var tabii ki evet. Var, maalesef evet. Denk geldik biz de. Keşke gelmeseydik ama maalesef neden? Denk geldik. Geleceğimiz kopuyor. Çok çarpıcı bu. Evet, geleceğimiz hani kopuyor. Buzullardan kopan her bir parça geleceğimizi mi alıp götürüyor? Evet, geleceğimiz neden? Orada kopuyor. İşte suya karışıyor, dalga gidiyor, dalga gidiyor, bütün gidiyor. Dünyaya evet yayılıyor. Geleceğimiz kopuyor. O yüzden tabii ki görsel açıdan bir görüntü öğretmenin çok mutlu olduğu planlar bunlar ama yani çok bir duygusal olarak yaklaştığınız içinizden acılar. Ya, zaman. Evet, öyle öyle bakınca kırıklı. Öyle. Peki, şimdi penguenleri gördük vesaire. Foklar, balinalar. Bir hayat var bu kadar soğuğa rağmen. Ve insan elinin, yani kuzeyle burada çok hızlı bir şekilde kıyaslayacağım. Kuzeyde de biliyorsunuz bir belgesel çekmiştim. Kuzeyde insan etkisi çok fazla çünkü çok yakın yaşam alanına. Antarktika kadar uzak değil ve hayvanları göremiyorsunuz bile. Yani ben bir kutup ayısı ve bir fok görebildim. Hani böyle çok kaç gün kaldım, 15 gün kaldım. İki hayvanla temas edebildim. Bir de böyle inanılmaz korkan ve panik olup kaçan bir balinanın böyle ucunu gördük. Öyle çünkü mi? İnsan etkisi çok fazla ve hayvanlar bunu çok net hissediyorlar. Antarktika o kadar el değmemiş ve o kadar insan etkisinden uzak ki hayvanlar size yaklaşıyor. Normalde katı kurallarla korunuyor tabii ki Antarktika. Yani hayvanlara vereceğimiz zararı engellemek adına bir çevre zabitiyle birlikte tamamen gittik. Tamamen steril bir ortam tabii oluşması gerekiyor. Tabii ki onlara o kirleticilerden arınmanızın sebebi onlara bir şey taşımamak. Her gemiye indiğinizde, bindiğinizde hep ekipmanlarınızı, ayaklarınızı temizliyorsunuz özel bir solüsyonla. Yani siz korona, COVID-19 salgınına orada hazırlanmaya başladınız. Steril ortam yaratmak, işte evet. Devamlı evet, sterilizasyon aslında. Değil mi? Koronanın tek gitmediği yer dünya üzerinde Antarktika. Aman giderse virüsün soğukta çok 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 uzun süre yaşadığını duyduk. Umarız kimse taşımaz oraya. Evet, çok dikkat, yani çok katı kurallarla koruluyor Antarktika. Yani çok özel bir yer, bilime, barışa, işbirliğine adanmış bir kıta. Ve gerçekten çok katı kurallarla korunuyor. Ki iyi ki de korunuyor katı kurallarla. İyi ki. O üstleri dolaştınız tabii. Evet, bir. Birkaç üst ziyaretimiz oldu. Evet. Peki orada sürekli barınan bir Türk nüfusu var mı devamlı orada olan? Ne bileyim bir teknik arıza, teknik sorun çıktığında derhal müdahale edebilecek gibi devamlı değişen ya da yaşayan ekipler mevcut mu? Şöyle bizimki geçici bir yerleşke. Türk bilim üssü geçici. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında kurulması planlanıyor. Türk bilim üssünden Antarktika'ya. Bizimkinde yerleşik bir hayat şimdilik yok. Sadece seferler düzenlenirken orada çalışmalar yapılıyor. Diğer bilim üslerinde işte yazın artan sayılar, kışın Antarktika'nın kışında azalan 1000 kişiye düşen bilim insanlarının çalışma sayıları var. O yıllardır, 50 yıllık üsler var mesela Antarktika'da.
50 Anladım. Yıllık bilim üsleri var. Ama bu geçici üslerle bile Türkiye bu bilimsel çalışmalarda öne geçmiş bir ülke. Tabii ki %40'ının yani düşünün yıllardır orada üste olan, yıllardır Antarktika'ya seferler düzenleyen ülkelerin %40'ının önüne geçiyor 4. seferiyle Türkiye. Yani kıymetli yayınlar çıkıyor, kıymetli çalışmalar yapılıyor, dünyaya veri akışı sağlanıyor. Güzel şeyler yapıyoruz orada. Yani birebir gitmiş, görmüş biri olarak bunu söyleyebilirim. Gurur duyucu, verici şeyler yapıyoruz. Son kaç dakikamız acaba değerli sevgili çalışma arkadaşlarım, yol arkadaşlarım? Son 3 dakika. Biz size yavaş yavaş sizin mesajınızla veda ederken o tanıtımınızla ve fotoğraflarla izleyicileri baş başa bırakalım. Sizi dinlediler. O tanıtımı şimdi daha bir alıcı gözle izleyerek, sizin anlattıklarınızla buluşturarak Antarktika'da biraz yaşasınlar. Gezegenin kara kutusu Antarktika'dan hoş geldiniz bize. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Mesajınız ederim. Ne izleyicilerimize? Gurur diyebilirsiniz. Duymaz mıyız? Evet, gurur. Sizle bir genç kadın, bir görüntü ve belgesel yönetmeni olarak bir genç kadın gitti oraları gördü, getirdi ve kocaman bir belgesel hazırladı. Öte yandan Türkiye büyük adımlarla kutupta biz de varız diyor. Bütün bunu gerçekleştirmek için emir veren, çünkü burada bir emir var, hadi artık bunu yapın diyen Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'a, bilim insanlarına geleceğimiz için çalışan, bu ekipte yer alan, düşünceleriyle bedensel olarak her türlü katkıyı veren herkese şükranlarımızı sunalım. Ve işte o görsellerle sizleri baş başa bırakalım. Gezegenin kara kutusu Antarktika. Esen kalın. Yeryüzünün en büyük buz çölü. Gezegenin en soğuk, en rüzgarlı, en kurak kıtası. Burası dünyanın en uç, en izole noktası. Resmi bir saat dilimi yok. Sahibi, bayrağı, başkenti yok. Yerli halkı dahi yok. Bilim ve barış kıtasında doğa gerçek bir karantinada. Beyaz kıta Antarktika, gezegenin kara kutusu. Dünyanın geçmişi, bugünü ve yarını bu doğal laboratuvarda saklı. Nerede, nasıl yaşıyor olursanız olun, geleceğiniz donmuş kıtada buzlara yazılı. İşte bu nedenle Türk bilim insanları dünyayı anlamak için bildikleri dünyadan çok uzakta bir ay boyunca 15 farklı projeyi hayata geçiriyor. Cumhurbaşkanlığı himayesiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca düzenlenen seferde kara kutunun buza kazınmış şifreleri Türk bilim insanlarınca çözülüyor.